Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 8 Aralık'ta Türkiye saatine göre sabah 7.08'de 16 derece İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 24 Kasım'da doğan Yay yeni ayının enerjilerinin olgunlaştığı, tamamlandığı bir süreçteyiz. O dönemde başlamış olan girişimler şimdi artık görünür hale gelebilir. Bununla beraber bu Dolunay 8 Kasım'da meydana gelen Boğa burcundaki ay tutulmasının da tetiklendiği bir süreci işaret ediyor. Dolayısıyla özellikle o ay tutulmasının etkilerini de bir gözden geçirmekte fayda var. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası çok önemli. 5 Aralık'la 13 Aralık arası özellikle bu Dolunay tesirleri güçlü bir şekilde hayatımızda etkilerini gösterebilir. Değişken nitelikli bir burç biliyorsunuz ikizler, hava elementine ait. An haritasında da yay burcu yükseliyor. MC noktasında başak var. Dolayısıyla ana akslarda değişken burçlarımız öne çıkıyor. Ve dolunayla beraber zihinsel hareketliliğimiz artabilir. Hayatımızda iletişim trafiği artabilir. İnsan ilişkilerini özellikle öne çıkaran daha sosyal toplumsal bir burçtur ikizler. Bilgi trafiği, iletişim, eğitim, öğrenim, haberleşmeyle, ulaşımla ilgilidir. Ticari aktivitelerimizi günlük hayatımızda yönetir. Her türlü günlük hayatımız ve yakın çevremizde olup bitenler, yakın çevre ilişkileri, işte akrabalarımız, kardeşlerimiz, komşularımız, yakın arkadaşlarımız bunlarla ilgilidir. Yazma, konuşma, yani basın, yayın, medya, eğitim sektörü bunlar hep ikizler burcuyla alakalıdır. Şimdi oldukça hareketli bir dönemdeyiz. Hareketli olduğu kadar değişken ve huzursuz edici bir dönemdeyiz. Çünkü ikizler gerçekten son derece yüzeysel de olabilen, uyarıcı, meraklı, hareketli, değişken enerjileri taşır. Ve bu zihinsel olarak çok uyaranın olabileceği bir dönemi işaret ediyor ama bunlar bize huzursuzluk da yaratabilir. Böyle bir kararsızlık, belirsizlikler çok fazla olabilir hayatımızda. Özellikle değişken burçlarımız daha fazla etkileniyor. İkizler, yay, balık ve başak burçlarımız, güneşi bu burçlarda olanlar. Bununla birlikte tabii ki lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burçlara yine değişken burçlarda olanlar ve kişisel doğum haritalarında değişken burçlarda 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegeni bulunanlar da bu dolunaydan güçlü etkiler alabilirler. Evet, Mars bu dolunayda ayla birleşiyor güneşin karşısında. Şimdi gün retro bir Mars biliyorsunuz Ekim sonundan bu yana gerilemekte ikizler burcunda. Güneşle karşıt açıda ve dünyaya da en yakın pozisyonda. Bu da Mars'ı bize çok fazla etkili hale getiriyor. Hava soğuk olabilir Aralık ayında ama Mars sıcak bir gezegen. Dolayısıyla sıcak enerjiler altında olacağız. Koşullar hareketli, hararetli, mücadele içerikli olabilir. Gerileyen bir Mars'ın enerjisini kontrol etmemiz zordur. Bu da bize dikkat çekiyor ve biraz da riskli bir dönemde olduğumuzu işaret ediyor. Bu riskler neler olabilir? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Her şeyden önce çok aktif, böyle harekete geçmeye eğilimli, çok dürtüsel, tepkisel olabileceğimiz bir dolunay bu. Herkesin bireysel anlamda kendine daha fazla dikkat etmesi, daha sakin, daha böyle sağduyulu, kontrollü olması gereken bir dönem. İkizlerde olduğu için iletişimde çok hareket demek bu. İşte aklınıza gelen hemen söyleyebilirsiniz, konuşabilirsiniz, yazabilirsiniz, daha tepkisel davranabilirsiniz, tartışmaya, kavgaya, mücadele, yani buralarda çok açık olabilirsiniz, konuşmalarınızı iyi yönetmeniz gerekiyor. İletişimde çok dikkatli olmanız gerekiyor. İletişim deyince tabii ki yazılı, görsel, her türlü sosyal medya, internet üzerindeki haber trafiğinin artmasını bekleyebiliriz. Çok sayıda, hani bunlar gerçek olabilir, gerçek dışı olabilir, yüzeysel haberler olabilir, spekülatif haberler, işte dedikodular, iftiralar, yalan dolan her alanda karşımıza çıkabilir. Kötü niyetli bilgi paylaşımları olabilir. Bu yalanlara dikkat edeceğiz, dedikodulara dikkat edeceğiz. Hemen bunların etkisinde kalıp harekete geçmemek gerekiyor. Tepkisel olmamak gerekiyor. Böyle davranırsak gerçekten zarar görebileceğimiz bir dönemdeyiz. Bu tabii kazalara, sakarlıklara yol açabilir. Trafikte sorunlar, ikizler, ulaşımda sorunlar. Bununla beraber işte sakarlıklar günlük hayatımızda. Ufak tefek kesici aletler, ateşli, yakıcı araçlardan, silahlardan, işte yangından zarar görme gibi.
potansiyeller yaratabilir. Ve Mars savaş demek, mücadele demek, bunu yöneten bir gezegen. Savaş ve mücadele ile ilgili, saldırganlık veya savunma ile ilgili konular çok görünür hale gelebilir. Kişisel, bireysel hayatlarımızda, toplumsal alanlarda da savaşın daha görünür halde olduğu bir süreç. Ama bunun biraz belki kontrol dışı durumları söz konusu. Çünkü Mars gerilerken biriken enerji, bastırılan enerji kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkabilir. Hani olmadık yerde gereksiz bir şekilde tepki göstermek, patlamak gibi, böyle saldırganlık yapmak gibi bir durum söz konusu. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Yay burcunda doğan, 24 Kasım'da doğan yeni ay ile beraber, yani ülkemizin de 6. evinde doğmuştu o, bu yeni ay. Askerimizi, ordumuzu da yöneten bir alan. Evet, Güney Doğu'da, işte Orta Doğu'da askeri hareketlilik, bir operasyon gündemde ve halen devam ediyor. Bu Dolunay ülkemizin haritasının 12. evinde gizli düşmanlıklarla ilgili bir alan. Biraz zararlar getirebilir açıkçası. Kayıplar olabilir. Saldırganlıklar, işte terör olayları, belki suikast gibi konular toplumda, ülkemiz için biraz sıkıntılı olabilir. Her türlü yine haber ve iletişim alanında art niyetli yapılabilecek bu bilgi paylaşımlarına da, huzursuzluk getirebilecek her türlü bilgi trafiğine de dikkat etmemiz gerekiyor. Temkinli olmamız gerekiyor. Dolunay dönemlerinde ruhsal ve bedensel hassasiyetlerimiz artabilir. İkizler Dolunay'ında da özellikle sağlık konularına da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Mars gibi bir gezegenin önemli bir etkisi var. Solunum yollarımız, akciğerlerimiz, sinir sistemimiz hassas olabilir. Burada mevsimsel hastalıklar, grip, işte virüslerden bulaşacak hastalıklar, enfeksiyonlar, özellikle solunum yolları, akciğerlerle ilgili daha hassas olduğumuz bir dönemdeyiz. Herkesin dikkat etmesi lazım ama kronik sorunu olanlar, yani bu bölgeler özellikle hassas olanların da daha fazla özen göstermesinde fayda var. Daha çok konuşulacak hastalıklar dünya üzerinde. Ülkemizin de Türkiye haritasında 12. evi zaten hastaneler, klinikler, bakım evleri, işte huzur evleri, hapishaneler, biraz daha izole olan alanlarla ilgili sağlık alanımızı etkileyen bir döngüdeyiz. Ülkemizde de sağlık sektörü daha fazla konuşulabilir. Hastanelerde bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Şiddet olayları da olabilir. Yine ne yazık ki hastanelerde doktorlara karşı, tıp çalışanlarına karşı veya işte yine salgınlarla ilgili, sağlık virüslerle ilgili konuların, gündemlerin artabileceği bir Aralık ayındayız. Dolunay'da bunlar dikkat çekiyor. Yine kazalar, sakarlıklar nedeniyle sorunlar karşımıza çıkabilir. Kişisel anlamda bu önlemleri almamızda fayda var. Rigel yıldızıyla birleşiyor Dolunay, 16 derece ikizler burcunda. Aslında bu güzel bir yıldız. Şanslı, kısmetli, yeteneklerimizi öne çıkaran bir yıldız. Konuşma yetenekleri, yazma yetenekleri, ticari yetenekler, sanatsal yetenekler veren bir yıldız. Bu Dolunay döneminde kendimizi belki biraz daha şöyle bir gözden geçirip, hani değerlendiremediğimiz bazı yeteneklerimizi keşfedebiliriz. Zaman ayıramadığımız bazı hobilerimize zaman ayırabiliriz. Bu hem o stresleri yönetmek için hayatımızda yardımcı olabilir. Yazmak için, konuşmak için iyi bir süreç. Dengeli olmak kaydıyla. Çünkü tartışmaya da çok açık bir dönemdeyiz. Ama içimizde tuttuğumuz duygular, böyle bastırdığımız enerjiler varsa bunları yazarak sağaltabiliriz. Hem şifa verici olur, hem de kendimizle ilgili bir ifade olanağı bulmuş oluruz mesela. Bu alanlardaki çalışmaları destekleyen bir dolunay bu. Yazarlıkla ilgili konular, eğitimle ilgili konular, sanatsal faaliyetlerde becerilerimizi değerlendirmek ya da eksik kalmış bazı eğitimlerimizi tamamlamaya yönelebiliriz. Daha önceden yaptığımız yarım kalmış bazı işlerimizi tamamlama fırsatları olabilir. İşte ilişkilerimizde bazı sorunlar varsa bunları konuşmak için, çözmek için fırsatlar olabilir. Örneğin ikili ilişkilerimizde, bunlar ticari ilişkilerimiz olabilir, eş partner ilişkilerimiz olabilir. Böyle ifade edemediğimiz duygularımız, düşüncelerimiz, bastırdığımız bazı enerjiler varsa bu dolunay bunları görünür hale getirebilir ama sağaltmak için, şifalandırmak için, çözmek için de aslında uygun imkanları bize verebilir. Bu
Bunlar da Dolunay'ın hayatımıza katabileceği daha olumlu nitelikler, fırsatlar olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi burçlarınıza göre, özellikle yükselen burçlarınıza göre Dolunay'ın etkilerinden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, ikizler burcundaki Dolunay 3. evinizde meydana geliyor. Gezegeniniz Mars'la birleşen bir Dolunay bu. Mars gerilemesi etkili ve şu anda Dolunay gerçekten çok enerjik. Hayatınızda da çok hızlı gündemler yaratabilecek etkiler barındırıyor. Kendinizi ifade etme, konuşma, bir şeyleri anlatma ihtiyacı içerisindesiniz. Dolayısıyla iletişim trafiği çok artacaktır. Dolunay haftasında özellikle yakınlarınızla ilgili konular, işte kardeşlerinizle bir araya gelmeniz, kardeşlerle ilgili mevzularınız olabilir. Bunlar biraz tartışma, mücadele içeren konularda olabilir. Lütfen kavgalara ve tartışmalara dikkat edin. İletişimde çok saldırgan, biraz agresif olabilirsiniz. İşte bastırdığınız bazı düşüncelerinizi, duygularınızı çok hızlı ve dürtüsel bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bu da iletişim sorunları yaratabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Aynı şekilde komşularınızla, yakınlarınızdaki kişilerle iletişimlere dikkat edin. Trafikte biraz kazalar olabilir. Ulaşımda, seyahatlerde temkinli olun. İşte aracınız arızalanabilir mesela, böyle problemlerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden bir seyahat ve bir yolculuk gündeminiz varsa lütfen aracınızın bakımını yaptırın ve kesinlikle hız yapmayın. Trafik kurallarına uyun. Mümkün olduğunca bunu ihmal etmemeniz gerekiyor. Solunum yollarınız biraz hassas olabilir. Virüslere, bulaşıcı hastalıklara, grip ve benzeri konulara lütfen dikkat edin. Eğitimle ilgili bir konunuz varsa, burada bazı mücadeleleriniz varsa, işte yarım kalmış bir eğitimdir, bir süredir devam eden bir konudur. Dolunay'la birlikte bu bir tamamlanma aşamasına gelebilir. En azından belirsiz ve kararsız kaldığınız konular netleşebilir. Bununla beraber bir ticari aktivite içerisindeyseniz, burada da özellikle bu ortaklı bir işse örneğin, burada da bazı kararlar vermeniz, yol ayrımlarına gitmeniz mümkün görünüyor sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, ikizler burcundaki Dolunay para evinizde meydana gelecek. Maddi konularda hızlı gündemleriniz var. Mars burada. Zaten biraz kontrolsüz harcamalarınızın olduğu bir süreçtesiniz. Dolunay hani çok hızlı masraflar da getirebilir. Hiç beklenmedik bir harcama da getirebilir karşınıza. Bununla beraber tabii ki kazandığınız paralar, harcadığınız paralar, bütçeniz, gelir gider dengeniz, işte yatırım planlarınız, buralara dürtüsel yaklaşmamak, çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Hani aldığınız duyumlara göre, böyle çok emin olmadığınız bilgilere göre hareket etmeyin. Çok hızlı alışverişlere yönelmeyin. Daha önceden yaptığınız bazı yatırımlarla ilgili geri dönüşler olabilir. Ya da bazı yeteneklerinizi değerlendirerek para kazanma imkanları bulabilirsiniz. Örneğin bir bilginiz var, bir eğitiminiz var, bir yeteneğiniz var, bir beceriniz var. Bunu keşfedip hani bundan nasıl para kazanabilirim, bunu nasıl değerlendirebilirim? Bu yönde önemli dönüşümler getirebilir bu Dolunay size. Önemli farkındalıklar içerisinde olabilirsiniz. Bunlar geçtiğimiz Haziran ayında başlamış bazı konular olabilir. Veya Kasım ayında başlamış bazı konular olabilir. Hani bu düşüncelerin olgunlaştığı bir süreçtesiniz aslında. Eşinizle ilgili paylaştığınız bazı kaynaklarınız varsa finansal anlamda, eşinizin gelirleri giderleri ya da ortaklı bazı iş girişimleriniz, hisseli paralar alanında da bu Dolunay'la beraber bir şeylerin netleşmesi, görünür hale gelmesi de mümkün görünüyor. Ama genelde para durumunuza dikkat edin. Daha kontrollü, daha güvenli adımlar atmaya çalışın sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, sizin dolunayınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa çok daha önemli etkiler alıyorsunuz. Mars da burcunuzda geriliyor. Dikkatli de olmanız gereken bir dönem. Bu dolunay bulunduğunuz ortamda başkalarının dikkatini çekebileceğiniz bazı davranışlar içerisinde olduğunuzu gösterebilir. Yaptığınız veya yapmadığınız hareketlerle gündemde olabilirsiniz. Daha dürtüsel, daha sabırsız olabileceğiniz bir dönem. Her alanda hızlı hareket edebilir veya işte konuşmalarınızı, tepkilerinizi böyle kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Bu tabii ki ilişkilerde sizi bir anda bir tartışma ortamına çekebilir.
ya da bir böyle sakarlık, bir kaza potansiyeliniz de var. Lütfen o Mars'a dikkat edin. İşte bulunduğunuz ortamda ufak tefek de olsa, trafikte, evde kazalara, sakarlıklara, yaralanmalara lütfen dikkat edin. Düşmanlıklar ve saldırganlıklarla da karşılaşabilirsiniz. Solunum yollarınızı, özellikle akciğerlerinizi iyi koruyun. Virüslere, bulaşıcı hastalıklara, grip, işte Covid ve benzeri şeylere karşı lütfen temkinli olun. Eğer sağlıkla ilgili bazı hassasiyetler hissederseniz ihmalkar davranmayın. Kontrollerinizi yaptırın ve genelde de tabii ki bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gerekiyor. Yeterli beslenme, dinlenme burada önemli. Güvenliğinize, kişisel güvenliğinize özellikle önem vermeniz, dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Şu ana kadar hayatınızda bir şeyleri harekete geçme, inisiyatif alma konusunda eğer kararsızlıklar yaşadıysanız, bunlar ilişkilerinizle de ilgili olabilir. İşte konuşmak isteyip de konuşmadığınız, kendinize ifade etmediğiniz konular olabilir. İşte ilişkilerinizle ilgili bazı sorunlar olabilir örneğin. Ya da bildiğiniz ama yeterince değerlendiremediğiniz bazı bilgileriniz olabilir, tecrübeleriniz olabilir. Bunları değerlendirmek için de bazı fırsatlar, önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir bu dolunayda. Yazmak için iyi bir dönem. Yazma yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. İletişim becerilerinizi keşfedebilirsiniz. Eksik bazı kendinizle ilgili yapmak istediğiniz eğitimleriniz varsa bunları tamamlamak için de bu dolunay size fırsatlar verebilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, ikizler dolunayı 12. evinizde olacak. Bu dolunay biraz hani gizli, geri planda olan, çok fark edemediğiniz, göremediğiniz, kontrol edemediğiniz konuları gündeme taşıyabilir. İkizler haber demek, bilgi demek. Yani geri planda olunca biraz dedikodular, işte iftiralar, hani arka planda olan biten kavramlarla ilgili. O yüzden bilgiler, yani bilgi paylaşımlarında güvenmediğiniz kişilerle konuşurken özellikle dikkat edin. İş ortamınızda da olabilir bunlar. Rakiplerle de ilgili olabilir. Gizli sırların ortaya çıkabileceği bir dönem. Sizden saklanan bir şeyleri fark edebilirsiniz. Ya da sizin sakladığınız bir şeyler de tabii ki açığa çıkabilir. O yüzden saklamanız gereken konulara daha özenli yaklaşın. Gizli düşmanlıklara dikkat edin. Çok fazla hani hayatınızda böyle zayıf noktalar varsa, işte çok açık kapı bırakmamanız gereken bir dönemdesiniz. Genel sağlığınız da önemli görünüyor. Sağlığınızla ilgili bazı şeyleri keşfedebilirsiniz. Bu dolunay biraz hani kendinize bakmanız gereken bir süreci de işaret edebilir. İşte hastanelere, bakım evlere, kliniklere gidebilirsiniz. Check-up yaptırabilirsiniz. İhmal ettiğiniz konular varsa hayatınızda, sağlık alanında ya da ruhsal anlamda olabilir. İşte terapiler için de iyi bir dönem. Her türlü böyle bilinçaltı çalışmaları, şifa, terapi çalışmaları için de iyi bir dönem aslında. Geçmişle ilgili bastırdığınız duyguları, düşünceleri dönüştürebilirsiniz bu dolunayla beraber. Dolunay yakınlarında uyku sorunlarınız olabilir. Kendinizi gergin, stresli, huzursuz hissedebilirsiniz. O yüzden mümkün olduğunca sağlığınıza, psikolojinize dikkat edin. Kendinizi çok yormayın. Her şeyi de böyle, her duyduğunuz şeye de inanıp her şeyi de kafanıza takmamaya çalışın. Çünkü gerekli gereksiz birçok bilgi karşınıza çıkabilir. Biraz huzurunuzu da kaçırabilir bunlar ama art niyetli de olabilir. O nedenle her duyduğunuz şeye hemen inanmayın. Doğruluğundan emin olmaya çalışın sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, ikizler burcundaki dolunay 11. evinizde olacak. Bu dolunayla beraber geçtiğimiz Haziran ayında veya Kasım ayında başlamış bazı işlerinizi, projelerinizi tamamlayabilirsiniz. Bunlar sonuç verebilir. Bununla beraber bir arkadaşlık ilişkinizde örneğin hani bir ekip çalışması olabilir bu, bir organizasyon işiniz olabilir ya da bir ait olduğunuz bir kulüp, dernek olabilir. Buralarda belki bir karar vereceksiniz. Yani bir kulüpten ayrılabilirsiniz, bir organizasyonu bitirebilirsiniz. Belki bir arkadaşlık ilişkinizi bitirebilirsiniz. Biraz da bir gerileyen Mars arkadaşlarla tartışmalar yaratabilir. Buna dikkat edin. Spor yapıyorsanız fiziksel aktivitelerde dikkat edin. Bu dönemde enerjiyi kontrol etmek zor olduğu için kazalara da açık bir potansiyeldeyiz. Ancak siz çok da fazla zorlanan gruptan değilsiniz. Biraz nostaljik etkiler getirebilir bu dolunay size. İşte yarım kalmış ilişkilerinizin canlanması, işte uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızla karşılaşmanız,
eksik kalmış, yarım kalmış bir eğitimi tamamlamak gibi. Yani bunun gibi böyle hoş, nostaljik, geçmişi hatırlatacak ya da size hani hayatınızdaki bazı eksikleri tamamlamanız için fırsatlar yaratacak konuları da açığa çıkarabilir sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, ikizler burcundaki dolunay sizin 10. evinizde. Önemli ölçüde etkilenen burçlardansınız. Değişken bir burç olduğunuz için. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse Mars'tan da, Dolunay'dan da yoğun etki alıyorsunuz. Biraz böyle toplumdaki duruşunuz, statünüz, işte işiniz, gücünüz, kariyeriniz, evde, ailede veya iş alanındaki sorumluluklarınız ön planda. Mars gerilemesi mücadele içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Burada zaman zaman tabii ki biraz hani engellenme, kısıtlanma ya da üstlerden, otorite figürlerinden ya da daha yasal alanlardan böyle bir sizi rahatsız edebilecek durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Yani mücadele edilmesi ve aşılması gereken konular olabilir hayatınızda. Her türlü tabii ki üstlerle ilişkilere dikkat edin. Çünkü tartışmalara da açık bir potansiyeldesiniz. Bu dönem aslında iş konularında bazı yavaşlamalarla eğer karşılaşıyorsanız biraz belki sizin de hani ileriye gitmek yerine durmanız, eksikleri tamamlamanız, biraz geçmişle ilgili konuları gözden geçirmeniz için fırsatlar yaratabilir. Bu da bir olasılık. Buna da dikkat edin. Görev tanımlarınızda bazı değişimler olabilir. Eğer yaşadığınız yer, çalıştığınız ortamda çok memnun değilseniz, yani buralarda bazı dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza tabii ki dikkat edin. Sizinle birlikte aile üyeleri, özellikle aile büyükleriniz, ebeveynler, işte onların yaşam düzenleri ve onların genel sağlıkları, güvenlikleri ile ilgili konularda da bazı stresler oluşabilir sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, ikizler burcundaki dolunay 9. evinizde olacak. İletişimin, hareketin öne çıktığı bir dolunay. Mars'la birleştiği için daha fazla mücadele, daha fazla aksiyon da getiriyor hayatımıza. Ama kontrolü zor durumlarda getirebilir. Özellikle iletişim, medya, internet, basın alanındaki faaliyetleriniz varsa buralarda çok aktif bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, Mars bazı gecikmeler getirebilir ama çok da fazla efor sarf etmeniz gereken bir dönem. Daha önceden tanıdığınız ya da yaptığınız, yani tanıdığınız kişilerle karşılaşabilirsiniz. Daha önceden yaptığınız işler veya çalıştığınız yerlerle tekrar temasa geçebilirsiniz. Daha önceden gittiğiniz yerlere bazı seyahatleriniz olabilir. Akademik alanlarda işleriniz varsa, özellikle eğitim ve akademik alanlarda, hani buralarda aktif olabileceğiniz bir dönem. Yazmak, konuşmak, seminer vermek, eğitimlere katılmak, özellikle online, hani internet üzerinde yapılacak faaliyetlerde aslında sizi destekleyen bir dolunay bu. Kasım'da başlamış bazı işler ya da düşünceler olgunlaşabilir. Ya da geçtiğimiz Haziran'la beraber hayatınıza gelmiş bazı konular sonuç verebilir. Ertelenmiş konular şimdi tekrar gündeminize gelebilir. İlişkilerde daha çok akraba ilişkileri, yani sizin akrabalarınız ya da eşinizin yakınları, kardeşleri, akrabaları, hani onlarla ilişkiler öne çıkıyor. Bazı belki çözülmesi gereken sorunlar olabilir. Bu da daha fazla iletişim, konuşma, tartışma anlamına geliyor. Bazı hukuksal konular olabilir. Hani çözülmesi gereken ya da yol alınması gereken, mücadele edilmesi gereken bu tarz konuları da bu dolunay gündemimize taşıyabilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, ikizler burcundaki dolunay 8. evinizde olacak. 8. evde Mars'la da birleşen bir dolunay. Biraz hani krizler, kontrol dışı durumlar, biraz stres yaratan konular yaratabilir. Sağlık konularında bir operasyon, belki bir diş tedavisi, bir enfeksiyon hani karşınıza çıkabilir. Mars gerilerken ameliyatları çok önermeyiz ama tabii ki dolunay aniden bir sağlık sorunu çıkarabilir ve burada bir operasyon, bir tedavi gündemimize gelebilir. Bununla beraber para konularına dikkat etmek lazım. Parayla ilgili hızlı gündemleriniz olabilir. Ani bir para harcaması, bir borç konusu gündeme gelebilir. Bu dönemde çok da fazla borçlanmayı, işte krediyi falan önermeyiz ama daha önceden yapılmış bazı girişimleriniz varsa, bazı beklentileriniz varsa, hani bunlar sonuç verebilir. Borç alacak konuları, hisseli paralar,
İşte belki bir tazminat, bir nafaka, bir mirasla ilgili mevzunuz var. Bununla ilgili mücadele edilmesi gereken bir dönemdir. Ve yani çok da bilmediğiniz, içinde bulunduğunuz koşullarla ilgili netleşmeler olabilir. Bir anda hızlı gündemleriniz söz konusu olabilir. Fark etmediğiniz bir şeyler de ortaya çıkabilir. Kendi iradenizle birlikte hani para konularına dikkatli yaklaşın. Kesinlikle öyle sabırsız, dürtüsel, ani hareketlerle kararlar vermemek gerekiyor. Özellikle para harcarken, alışverişlerde, işte borçlanırken, kredi alırken. Ama tabii ki bunlar süreç içerisinde devam eden konularsa hızlı bir şekilde dönüşümler de getirebilir karşımıza. Bunlar ikili ilişkilerimiz, eşimiz, partnerimiz, ortağımızla ilgili, yani ilişkilerimizdeki dönüşümlerle ilgili bazı gündemlerimiz de olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, ikizler burcundaki dolunay en fazla sizi de etkiliyor tabii, tam karşıt burcunuzda. Dolayısıyla biraz böyle güneş de şu anda sizin burcunuzda olduğu için hayatınızda önemli farkındalıklar içerisindesiniz. 24 Kasım'daki yeni ay ile beraber yeni başlangıçlar, yeni kararlar hayatınızda olabilir. Eş, partner konularınız, evlilik konuları, her türlü işbirliği, yakın arkadaşlıklar, yani ikili ilişkilerinizle ilgili bir gündeminiz var. Bunlar stresli de olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa yoğun etki alabilirsiniz. Yani eşiniz çok sinirli olabilir, çok agresif olabilir, bir anda tepkisel olabilir. Belki hiç beklemediğiniz bir istekte bulunabilir, bir girişimde bulunabilir, inisiyatif alabilir. Bir evlilik teklifiyle de karşılaşabilirsiniz tabii ki. Yani bu süreçte olan bir ilişkinizse şu anda hani eşiniz, partneriniz biraz hani belki daha agresif bir şekilde ya da daha dürtüsel bir şekilde ilişkinizle ilgili bir inisiyatif alabilir. Bir karar verebilir. Size de bir teklifte bulunabilir. Bunlar işbirliklerinizle de ilgili olabilir. Mars gerilediği için biraz eski arkadaşlar, eski ilişkilerle ilgili konuları da gündeme getiriyor. Veya süregelen ilişkinizde geçmişle bağlantılı konuları da tekrar aktif hale getirebilir. Yani çözemediğiniz bir sorun varsa mesela ilişkinizle ilgili hani ilgilenmeniz gereken bu konu artık bu dolunayda iyice bir görünür hale gelebilir. Eşinizin genel sağlığı, eşinizin hayatındaki bazı konularda biraz eşin zorlanabileceği veya eşinizin daha fazla mücadele etmesi gereken bir konu olabilir. Sizin de tabii ki bu ilişki dinamiğinde etki almanızı şu anda bekleyebiliriz. Ancak açık düşmanlıklara dikkat edin. Mesela bir davanız var, bir rakibiniz var, bir mahkemeniz var. Burada karşınızdaki kişinin beklemediğiniz bazı tavırlarıyla karşılaşabilirsiniz. O yüzden açık düşmanlıklarda riskler içeren bir dolunay bu. Güvenliğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Olabilecek hani karşıdan gelebilecek her türlü tehlike. Hani bu bir direkt fiziksel bir saldırı şeklinde de olabilir. Veya herhangi bir böyle bilgiyle alakalı, iletişimle ilgili bir konu, yazışmalar, özellikle evraklar, imzalı konular, sözleşmeler, hani avukat ve benzeri gibi yasal süreçleriniz de olabilir. Bu alanlarda da daha güveninize bireysel anlamda dikkat etmeniz, çok fazla hani karşı tarafa açık kapı bırakmamanızda fayda var sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, ikizler burcundaki dolunay 6. evinizde meydana gelecek. Bu dolunayla beraber günlük hayatınızın temposunda şöyle bir karmaşa, böyle bir hareket bekleyebiliriz. Belki çalıştığınız ortamda, iş ortamınızda bir anda hani belki iş arkadaşlarınızla bir fikirsel tartışma olabilir. Müşteri ilişkilerinizde bir karışıklık olabilir. Lütfen beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilere dikkat edin. Çünkü Mars orada kavga, bir çatışma, iletişim sorunu yaratabilir. Kullandığınız araç gereçler, iletişim, işte bilgisayarlarınız, telefonlarınız falan, buralarda sıkıntılar da olabilir. Beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler, yardımcılarınız, asistanınız, işte bir anda belki orada bir önemli gündem olabilir, hastalık olabilir, sağlık problemi olabilir. Hani genel olarak bu dolunay günlük hayatınızda, çalışma ortamınızda ve tabii ki genel sağlığınızla ilgili konularda dikkat gerektiren bir konu dolunay. Sağlığınıza da özen gösterin. Eğer sağlığınızı ihmal ediyorsanız bir hastalık, bir gündem olabilir. Özellikle solunum yolları, akciğerler, işte virüsler, grip gibi mevsimsel hastalıklarda
daha hassas olabileceğimiz bir dönem. Sizinle beraber işte yanınızdaki kişiler, çalışan kişiler hastalanabilir. Evcil hayvanlarınızın genel sağlıkları, gündemleri söz konusu. Hani buralara dikkat etmek gereken bir dolunay döngüsü sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, ikizler burcundaki dolunay 5. evinizde meydana gelecek. Bu dolunay size çok sert bir açıda değil. Hani genel olarak daha nostaljik, biraz böyle keyifli etkiler de getirebilir. Çocuklarla ilgili temalar öne çıkıyor. Aşk hayatınız öne çıkıyor. Romantik konular öne çıkıyor. Mars burada tabii ki enerjinin bu alanda çok yoğunlaşacağını gösteriyor. Biraz heyecanlı, yani aktif olabilir. Daha böyle yeni şeylere, size keyif verecek faaliyetlere daha dürtüsel yaklaşabilirsiniz. Hobilerle ilgilenmek için iyi bir dönem aslında. Yeteneklerinizi iyi değerlendirebileceğiniz bir dönem. Hep yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey varsa, mesela kitap yazmak gibi, ya da daha önceden yazıyordunuz, yarım kaldı, bir şeyler yapıyordunuz, bir hobiniz vardı. Hani bunlara mesela zaman ayırabilirsiniz bu dolunayda. Yarım bıraktığınız bir dil eğitimi var. İşte onunla ilgilenebilirsiniz. Bunlar çocuklarınızla da ilgili olabilir. Aşk hayatınızda biraz karışıklıklar olabilir ya da çok hızlı gelişmeler olabilir. Yarım kalmış aşklar, eski flörtler, eski arkadaşlar gündeminize gelebilir. Kendini hatırlatabilir. Hani buralarda da evet, biraz belki heyecan yaratacak konularla karşılaşabilirsiniz sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, en önemli etkiyi alan burçlardansınız. Değişken burç olduğunuz için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan daha fazla etki alabiliriz. Dördüncü evinizde olacak dolunay. Yani özel hayat, işte aile, ebeveynler, yuva, yaşadığınız mekanlar, ev, duygusal konular. Hani buralarda hassasiyet var. Mars sizi huzursuz edebilir. Mars'la birleşiyor dolunay. Hani kendinizi güvensiz, huzursuz, kaygılı, endişeli hissedebilirsiniz. Bu endişeleriniz özellikle ailevi konularda da olabilir. Şu anda evle ilgili bir huzursuzluğunuz varsa, hani bir taşınma gündeminiz olabilir, ev sahibiyle problemler olabilir, işte evde rahat değilsinizdir. Hani bunlar çok gündeme gelebilir. Dolunayla beraber belirsiz konular netleşebilir. Hani artık taşınacaksınız ya da işte belki evden ayrılacaksınız, bununla ilgili bir konu olabilir. Beraber yaşadığınız kişilerle ilişkilere dikkat edin. Hani bir ev arkadaşınız varsa huzursuzluklar, tartışmalar olabilir. İşte aile üyeleriyle ilişkilerde bazı çatışmalar olabilir. Özellikle geçmişten gelen bazı ailevi konular varsa bunlar tekrar hani sizi rahatsız edebilir. Ev kazalarına dikkat edin. En fazla evde kaza, sakarlıkla karşılaşabilecek burçlardansınız. İşte mutfakta olabilir, kesici aletlere dikkat edin, ocakta dikkat edin, ateşten, kesici aletlerden falan daha fazla zarar görebileceğiniz bir dönem. Sağlık konularında da evet, hassas olabilirsiniz. Solunum yollarınıza özen gösterin. Bağışıklığınızı güçlü tutmanızda fayda var. Eğer kronik sorunlarınız varsa, ki bunlar biraz sinirsel, psikosomatik sorunlar olabilir. Çünkü dolunayla beraber huzursuzluklar artabileceği için uyku sorunları da yaşayabilirsiniz. Ailevi konular da olabilir. Anneniz, babanız ve onların sağlıkları ile ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Dolayısıyla biraz ilginiz, alakanız daha çok özel hayatınız, ev, yuva, aile konularına yönelecek gibi görünüyor. Mars'ı iyi idare etmek lazım. Lütfen sakin olun, dürtüsel davranmayın. Sizi huzursuz edecek konularla çok fazla ilgilenmeyip, daha çok sizi rahatlatacak, size keyif veren faaliyetlere, işte hobilere ilgilenin. Bunlar biraz böyle manevi konular olabilir, ruhsal çalışmalar olabilir, sanatla ilgilenmek olabilir. Bunlar sizi sakinleştirip dinlendirebilir sevgili balıklar.